Hayırlı işler. Nasılsınız? İyi misin? Allah razı olsun. Nasıl tedbirler alıyor muyuz? Devamlı tedbirini alıyorsunuz. Başka? Çalışanların iş kıyafetleri günlük olarak değiştiriliyor. Evet. Girişine aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısını gösteren pankart, afiş veya tabela asılmış mı? Eş zamanlı bir denetim yapıyoruz. Evet. Aslan maske takıp takmadığını kontrol ediyoruz. Evet. İçeri girdiğimizde ilk baktığımız lokanta veya restoran, alkollü, alkolsüz, pastane, kafe, kafeterya gibi işler. Bir tane masa kaldırsa. Doğru. Mekanın hem rahatlar. Daha ferah görünüyor. Yok zaten işler koşul. Maskeli adam alıyor musun mesela? Maskesiz vatandaş giriyor mu, girmiyor mu? Maskesiz genel olarak sokmaya çalışıyor. Genel olarak yok bak arkadaşlar. Doğru. Biz kastan ürününe küçücük bir çocuğun getirmek için almasına sebebiyet var. Bu randevusu veriyoruz. Neye göre yapıyoruz? Telefonu alsanız da. Ondan sonra benim görebileceğim bir şekilde yeni açılmamış bir eldiven çıkar kutundan. Direkt eldiven. Ben de şurada senin bir şeyin olması lazım. Önde var mı? Var burada. Orada vardır. Çalışan ve müşteri daha 4 metrekareye bir kişi olacak şekilde içeriye müşteri olması sorunlu uyduğu anlamda. Örnek vatandaş. Örnek esnafı, örnek kasiyeri kızımız. Seni tebrik ediyorum var ya. Sizi gerçekten tebrik ediyorum. Şeyini de almışsın, simyoneyini de, maskeli de. Helal olsun sana. Nasıl gerekiyor? Metrekaresi falan yok mu? Masaya göre mi? Yok metrekareye. Bu artık böyle yaşayacağız. Buna buralarda bekleriz. Hem biz bilinçli gençlersiniz, arkadaşlarsınız. Ateş açıyor musun? Çünkü şurada birkaç tane yapmışım işte. 36.2. Arkadaşlar bak bura bizim ilimizin yüz akı bir işletme. Torpidonun önüne yazabilirsin tamam mı? Araçlarda giriş kapısı. Yapar mı? Hemen biliyorum. Hamdiye hemen bir maske. Ya var maske. Hamdiciğim maskesiz sokağa çıkmak tehlikeli mi? Ha o zaman ne yapalım? Tak bir dakika. Tak maskeyi tak. Maskeyi tak bak. Maskeyi tak. Bak var bir ediyorsa ya var. Kırıl kırıl olacağız. Emre bu maske sana göre değil de az daha öbürünü yap. Hadi. Bak hadi. Bak vadileyi bekliyor. Hadi sen. Hadi tamam. Tak. Maskeyi tak. Polisler de daha yapacak sana. Tamam. Ooo. Tamam. Bizliyorum maske kesiyorum. Hamdi'yi alkışlıyoruz. Hamdi'yi alkışlıyoruz. Siperli. Aferin maşallah. Hem maskesi de. Hem maskesi hem siperli. Evet. İşte budur, tamam mı? Evet. Tamam. Bunları koydum. Ne zaman gidiyorsun? Annemiz sürecinde. Allah iyi olsun. Allah iyi olsun. Merhaba, kolay gelsin. Eldivenle seçtiler misin? Evet. Eldivenle. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun direktifleriyle ülkemizin 81 vilayetinde bütün ilçelerimizde eş zamanlı olarak yapılan denetimler kapsamında belediye başkanımız, ticaret odası başkanımız, esnaf odası başkanımız, kurum amirlerimiz, müdürlerimiz, kolluk kuvvetlerimiz, zabıtamız, sağlık teşkilatımız, kamu kurum ve kuruluşlarının görevlileriyle birlikte ilimiz genelinde bütün mekanları, lokantaları, marketleri, hastaneleri, parkları, insanlarımızın girip çıktığı, sosyal hayatın olduğu her yeri denetlemeye çalıştık. Bu denetlemelerin amacı, ülkemizin, Gümüşhane'mizin insanların sağlığını korumak, koronavirüs pandemisi nedeniyle salgının bulaş riskinin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmaları, alınan tedbirleri yerinde görmek, denetlemek, esnaflarımıza rehberlik edici, vatandaşlarımıza rehberlik edici, uyarıcı faaliyetlerde bulunmak. Bu çerçevede bugün güzel bir faaliyet icra ettik. Değerli vatandaşlarımıza şunu ifade etmek istiyorum. Temizlik, maske, mesafe bu pandeminin en önemli uyulması gereken 3 kuralı. El hijyenimize, kişisel hijyenimize dikkat edersek, maskemizi takarsak, mesafemizi korursak bizden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluğun, hastalığın başkalarına bulaşmasını engellemiş oluruz. Bu vesileyle insanlarımızı, kendimizi, sevdiklerimizi korumuş oluruz. Buna çok dikkat etmeliyiz. Alınacak tedbirler noktasında göstereceğimiz en ufak bir ihmal, en ufak bir zafiyet, evde kronik rahatsızlıkları olan büyüklerimizin hastalanması, Allah muhafaza ölmeleri demek. Bizim tedbirlerdeki eksikliğimiz, ihmalimiz, küçücük çocuklarımızın annesiz babasız kalması demek. Bütün arkadaşlarımıza, kamu görevlilerimize ve
esnaflarımıza, hizmet sunumu yapan vatandaşlarımıza bugün denetimlerimizi hep bu telkinde bulunduk. Lütfen alacağımız küçücük tedbirlerle çok büyük işler yapacağız. İnsanlarımızın hayatını koruyacağız, kendi sevdiklerimizin hayatını koruyacağız. Bunlara lütfen uyalım, lütfen titizlikle riayet edelim.